Solartürk Enerji, tarımsal sulamada yüksek verim. Türkiye'nin ilk panel üreticisi olan Solartürk Enerji, profesyonel kadrosu, geniş bayi ağıyla yıllardır Türkiye'nin birçok yerindeki çiftçimizi sulama sistemlerindeki yüksek elektrik faturası derdinden kurtardı. Şimdi sıra sizde. Hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı başlıyor. Sizler için Türkiye'mize adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya, doğumuzdan batımıza, kuzeyimizden güneyimize anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve bu hafta yine Karadeniz'deyiz. Ama bu kez Orta Karadeniz'deyiz ve Samsun'dayız. Daha doğrusu Samsun'umuzun güzel mi güzel, özel mi özel, doğal mı doğal ilçesi efendim Atakum'dayız. Evet, Atakum'u tüm özellikleriyle, güzellikleriyle, doğallıklarıyla tanımaya var mısınız? Varız diyorsanız yaslanın koltuklarınıza ve harika bir Atakum programı izleyelim. Tarihi yeniden yazmış bir ülkenin insanları söze ilk bu şehirden başlamışlardır. İlk Samsun'da yeni bir ufuk ve heyecanla yola çıkmışlardır. Dünle bugün arasında köprü olan Samsun, bugünle yarına ilçesi Atakum'u köprü kılıyor. Gelecek vizyonu, sahip olduğu doğal güzellikleri, eğitim misyonu ve genç nesillere sunduğu hayal kurma imkanıyla. Hayalin ürettiği kumdan kalelerin gayret ve fedakarlıkla gerçeğe dönüştüğü, gelecek inşa eden ilçe. Atakum. Karadeniz sahil şeridinin orta bölümünde Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirlerinin Karadeniz'e döküldükleri deltalar arasında yer alan Samsun'un merkez ilçesi Atakum, bu iki nehrin bereketini taşıyor insanlarına. Coğrafi konumu ve gelişime müsait olması sebebiyle yaşamak için tercih edilen Atakum her geçen gün büyümektedir. Samsun'un kara, deniz, hava ve demir yollarıyla her türlü ulaşım imkanına sahip olan ilçe, uluslararası havaalanına ulaşım konusunda da merkezi bir yerde bulunmaktadır. Bölgesini iç ve Batı Anadolu'ya bağlayan önemli bir ulaşım noktasında olmasıyla, yeni ve mevcut yatırımlara avantaj sunan ilçe, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Atakum, bilgi birikimi ve gelenekleriyle kurumsal kimliğini oluşturmuş, kendini sürekli yenileyebilen, etkin ve katılımcı yönetim anlayışına sahip, çevre değerleriyle gelişen bir sahil kenti. Atakum ilçemizin özelliklerini, güzelliklerini, doğallıklarını anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve gerçekten de muhteşem bir yerdeyiz. Özellikle benim gibi büyük şehirde yaşayanlar, bizler, hepimizin hayali değil midir? Muhteşem bir tabiat, doğallık, güzellik, cıvıl cıvıl kuş sesleri, su sesleri. Evet, bazen hepimiz böyle hayal ederiz. Evet, artık bu hayal değil, gerçek. Böyle bir yeri sizin için buldum desem, evet buldum. Langoz Ormanı. Nerede? Atakum'da. Efendim gelin, gerçekten de bu doğallığı,
bu güzelliği, bu tabiatı gördüğünüzde benim gibi hayranlığınızı gizleyemeyeceksiniz ve aklınızı tamamen sıfırlayacaksınız. İçinizdeki, aklınızdaki kötü düşünceleri, olumsuzlukları bir tarafa bırakacaksınız ve hayata yepyeni bir pencerede bakacaksınız. Nerede bu güzellik? Hani hepimiz bazen hayal ederiz kuş seslerini, tabiatı, doğallığı, güzelliği. Evet, hani bazen filmlerde görürüz, bazen sadece hayal ederiz. Peki böyle bir yer var desem inanır mısınız? Evet, böyle bir yer var. Nerede mi? Samsun'da ve tabii ki Samsun Atakum'da. Gelin bu doğallığı, bu güzelliği, bu kuş seslerini dinleyin ve ruhunuz dinlensin diyorum. Tabii bu özellikler, bu güzellikler Atakum Belediyesi tarafından korunmaya çalışılıyor tüm doğallığıyla, güzelliğiyle. Ama yepyeni bir gelişmeden, efendim ilk defa Anadolu Gezginleri programında Köy TV'de size bir müjde verelim. Efendim Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atakum Belediyesi işbirliğiyle buraya ne yapılıyor biliyor musunuz? Masal okulu. Evet, ilk öğretim çağındaki çocuklarımız için çok güzel bir masal evi olacak. Bu muhteşem doğallıklar, hakikaten de masallar burada sadece anlatılmayacak, birebir yaşanacak diyor. Sizler için Atakum'umuzun özelliklerini, güzelliklerini, doğallıklarını anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve işte Atakum ilçesine bağlı Yukarı Aksu köyünde bulunan Asırlık Çınar. Hani hep deriz ya, Asırlık Çınar. Yine Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından da koruma altına alınan Asırlık Çınar. Tüm istişamı, tüm güzelliği ve tüm doğallığıyla sizleri bekliyor Yukarı Aksu köyünde. İşte doğadan gelen bu doğal güzellik, bu su Çakmaulu köyüne adını veriyor. Ve aynı zamanda da az aşağıda havuzun yeri, havuzun değirmeni var. Su değirmeni var. İşte bu doğadan gelen doğal güzellik, su havuzun yerindeki o su değirmenlerinin taşlarını döndürüyor. Güzel doğallıklar. Anlat anlat. Bitmiyor. Bitmiyor. Evet. Anlatmak yetmez. Yaşamak gerekiyor. Evet, evet. Keşke herkes kendi dünyasını, kendi toplumunu, devletini, toprağını sevse aslında hiçbir sorun kalmaz. Yeter ki doğayı, toprağı sevelim. Anadolu Gezginleri ne yapıyor? Devam ediyor. Evet. Devam edelim. Şimdi de Çatmaoluk köyünde Hafız'ın su değirmenine doğru gidiyoruz. Diyor gitmesine de eli değnekli bir annem var. Bizi bekliyor. Bekliyor. Hele ne bekliyor bir soralım. Merhabalar, selamünaleyküm annem. Merhabalar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, idare ediyor yavrum bollarda. Derelerin diplerinde işte. Üşümüyor musun sen? Üşümüyorum, niye üşüyeyim? Alıştım şimdi. Doğal diyorsun. Doğal yok, tamam. Çok güzel. Şimdi burada su değirmeni varmış. Sizin mi su değirmeni? Bizim değirmenimiz. Havuzun değirmeni. He, havuzun değirmeni. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Gidelim mi içine? Gidelim hadi. Hele bakayım neler. Kaç bakalım. Yıldır bu işi yapıyorsunuz anne? 50 senedir buradayım ben. 50 senedir buradasınız. Buradayım. Kimler geldi, kimler geçti değil mi burada? Vallahi burada girdiğim çaylar yedikler, içtiler, gittiler. En biz şimdi biz kaldık. Gidelim içeri doğru bakayım. Hadi gidelim. Biliyorsun ki 50 yıldır ben burada kimlere çay verdim? Kimlere ayran verdim? Ayran verdim. Burada ne var? Burada ne var? Burada zahra unu, dene akar, un akar. Bununla da çuvallarsın. Kuyarsın. Bunu da döndürürsün. Böyle döner.
Ne orduysa mısır mı, biğdiği mi, arpa mı, hepsini ödüsün. Suyun gücüyle taşlar dönüyor ve buraya boşalıyor, doğru mu? Ayağını çekiyen, ayağını çektikten sonra taş dönüyor. Allah Allah. Ayağı çekmesen dönmez, su da versen dönmüyor. Kaç, 50 yıldır dedin? 50 yıldır tabii, oradayım ben. Buradasın. Eskide çok insan gelirdi değil mi buraya? Yine aynı geliyelim ben. Allah Allah. Aynısı geliyelim. Abi de eski sıra mora beklerlerdi. Ben aynı hiç... Aynı sıra bekleyelim. Allah Allah. Allah Allah. Sıran ağır gelmese buraya bırakı gider. Allah. Öğüdülük gel alo. Başkanımızın da talimatıyla bir iki tane bu eski su değirmenlerini biz tadilattan geçirip en azından aktif olmasa da orada bir mahallesel yöresel tüzünü açmayı planlıyoruz. Bunun dışında bu değirmenlerin tabii çok önemli işleri var. Sadece bunu su değirmeni olarak görmemek lazım. Şöyle bir tarihine baktığımız zaman çok enteresan şeyler var. Milattan önce 200 yıllarına kadar dayanıyor su değirmenlerin tarihi. Çok güzel olan bir şey vardı. İnsanlar komşuluk ilişkilerinin birçoğunu bu su değirmenlerinde geliştirmişlerdir. Nedenini sorarsanız çünkü tahıldan aldıkları o dönemki ürün tek hasat tarımdan tahıldı. Tahıldan da undu. İşte ona benzer kepekli. Buradan da şunu çıkarabiliriz. Yani tarih ve kültürel anlamda bir değere sahip olması gibi özellikle de bunun korumak da gerekiyor. Çünkü bir miras yaşatıyorsunuz. Bunlar bize bir miras aslında. Evet. Sadece kültür değil. Burası gerçekten her anlamda bizim için bir değer. Annem diyor ki şimdi o buğday ekmeğinden, mısır ekmeğinden size bir güzel çay ikram edelim diyor. Vallahi gidelim. Annemin ellerinden öperiz o zaman. Gidelim anne. Haydi gidelim bir çay içelim yavrum gidelim. Hadi. Para var hadi. Evet devam ediyoruz. Şey, çayımız hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Yanında mısır ekmeği var. Var hepsi. Buğday ekmeği var. Buğday ekmeği de var. Ya sen üşümüyor musun ya? Üşümüyorum. Niye üşüyeyim? Alıştım oraya ben. Değil mi? Oraya alışkınım. Doğru. Bu çınar kaç yüzyıllık annem? Bu çınar ta gavulların zamanından. Allah Allah. Ben de bilmem. Benden büyükler de bilmez. Kaynatam da bilmez. Allah. Senin kaynata yaşıyor mu? Kaynatam öldü. Allah rahmet eylesin. 96 yaşında öldü. Maşallah. Kaynatam almış gavullardan burayı. Ha gavullardan almış. Gavullardan almış. Ya. Çetiymiş zamanında. Allah Allah. Çetiymiş zamanında. Ha. 7 tane kurşun vurmuşsa da ölmemiş. Maşallah. Oradan vurmuşsa buradan çıkmış. Ha. O kurşundan yine sen ölmemiş. Sen o günlerden bir şey hatırlıyor musun? O günlerden unutmuşumdu. Sıkıntıyla, çoluğuna çocuğuna, yoksuzluğuna. Şimdi var ama ne fayda? Vücut gitti. Değil mi? Yani eski mi iyi, şimdi mi iyi? Valla şimdi çok iyi, çok kötü. Nasıl oluyor anne? Nasıl olacak? Millet birbirine takmıyor. Anadan doğan benim diye. Hmm. Sen kimsin diye. Erip çekiyor, evleniyor, bir tarafa oturuyor. Hayırlıysa iyi, hayırsızsa hiç bakmıyor. Hmm. Öyle. Peki annem, ne diyelim? İyi oluruzlar. İnşallah iyi oluruz. Peki. Eskiden saygı vardı. Değil mi? Hürmet vardı. Hürmet vardı. Şimdi... Utanma vardı. Kolumuzun aç oradan şurası korkmazdı hiç. Şimdi açık çılbak geziyelim. Niye? Allah niye vermesin hastalığı bize? Ya tepemize taş yağacak. Ayrıca taş yağacak yine gibi. Hepimizi baklayacak Allah. Değil mi? Erkeği de belli değil, karısı da belli değil. Ya. Ne bu? Ben gördüm. 50 seneden öne gördüm. Bolada erkek yanında oturamazdık utancımıza. Ya. Şimdi? Karılı erkek oldu. Erkekle karı oldu. Karı oldu. Ne diyeceksin annem? Öyle. Peki kolay gelsin sana. Sağ ol yavrum. Hakkını helal et. Helal olsun. Siz de helal edin. Anadolu Gezginleri devam ediyor. Atakum Belediyesi tarafından yaptırılan halk iskelesine doğru gidiyoruz. Bakalım orada neler var. Hamsistan. Valar efendim. Neredesiniz abi? Nasıl? Neredeyiz? Seni arıyorum bir haftadır. Bir haftadır karantinadaydım ya. Bugün çıktı dergisi. Hele sor. Hele sor. Niye arıyorum? Buyurun efendim. Niye arıyorsunuz? En karizmatiği senmişsin. Allah razı olsun. Haber geldi mi ya? Tabii canım. Ben onun için geldim. Ne? Köy TV. Köyde hayat var. Tabii şüphesiz. Şimdi en son ben Mars'taydım. Az önce bir Mustafa Topaloğlu'nun akrabasıyla karşılaştım. O da oradaymış. Evet. Korona 19 değil 49 olsa koronayı kuvalayan bir pekmez yapıyormuş. Allah Allah. He, orada karşılaştık. Var mı şu anda getirdin numune falan var mı? Var abi köylü pazarında. Yani korona 19 değil
39 olsa Winger Tırıs geçer diyor adam. Valla doğru diyordur herhalde. Doğru diyor. TV köyde ne var? Hayat var. Kesinlikle hayat. Anadolu gezginleri devam ediyor. Yakaladın en son? En son hiçbir şey yakalayamadık. Hiçbir şey yok. Ama en son dediler ki köpek balığı yakaladık. Köpek balığı İstanbul balığından yakaladık. Köy TV köyde ne var? Köyde hayat var. Yunus yakaladı diyorlar. Yok hayır abi. Ben de öyle dedim. Yunus yakaladı dedi az önce. Yok abi, önce de kefal atıyorduk, şimdi kefalın zamanı geçti, sarkan atıyor. Orada beyefendi dedi ki bir tane köpek balığı yakaladı beyefendi orada dedi. Köpek balığı mı? Oltayla köpek buluyor. Olacak inşallah bakalım. O da olur. Her şey olur yani. Peki efendim, Atakum denince aklınıza ne geldi? Atakum, ben burada daha 4'e yoldu geleli çok memnunum. Nereden geldin? Aksaray'dan geldim. Abi sanki Artvin'den gelmiş gibi konuştu. Ne Artvin buraya yakın da Aksaray daha uzak. Çok güzel. Az önce arkadaşa köpek balığı yakalattınız. Ben de balina falan yakalarım herhalde diye. Abi ne balinası? Şimdi soracak olursan iklimle alakalı mıdır bilmiyorum. 2-3 ay önce güzel balıklar aldık. Yoksa denizinde mi kuruttular abi? Deniz de kurutmuşlar herhalde. İşte balıkçıları görüyorsun. Korona oraya da mı vurmuş? Korona vurmasın ya. Vurmasın. Vurmasın korona. Yazık ya. Yazık. Köy TV mi sizin? Köy TV ve Halk TV. Köyde evet. Hayatlar değil zaman mi? Zaman izlerim. Hoşuma da giden bir kanaldır. Olabiliyoruzdur. Yok çok güzel. Çok Anadolu gezinden hiç denk geldin mi bana? Geldim. Geziyorum. Geldim. Aslında bir arkadaşla karşılaştık. Ha çok güzel. Topaloğlu'nun akrabasıymış. Ha doğrudur. Korona 19 değil 39 olsa çare olan koronayı kovalayan bir pekmez yaptım diyor. Pancar pekmezi yapmış abi. Abi muhtemelen kuş bunu pancar pekmezi karıştırmış tamam. Kuş bunu satmıştır. Satar onu da şimdi. Yok satıyormuş. İmalat varmış. Çok güzelmiş ha. Bakın i̇şte beyefendi ben aslen buralıyım. Emekli oldum geldim. Memleketime geri geldim. Nerede, bir yıldır nerede? Jandarma personeliydim ben. Atakum denince benim aklıma gibi huzur gelir tamam mı? Bir sahil gelir. Yani ben de bayıldım ya ilk defa geliyorum. Siz buralı değilsiniz değil mi anladığım kadarıyla? Ben Gaziantep'liyim abi. Bakın. Deli Hüseyin derler Gaziantep'te. Ne güzel abi. Evet. Şimdi bakın ben çocuk yaşlarımda buralar komple köylü tamam mı? Hı-hı. Şu Atakum son 20 yılda bu hale geldi. Evet onu 15 yılda diyorlar. Hatta 15-20 yıl. Tarla. Bak babam da benim buradan emekli köy hizmetlerinden. Hatta dedim ki bugün babama çocuğum da Mustafa Bey anlatmıştım. Baba bak dedim hep buralar dedim işte arsa evime uğradım. Gel dedim şuradan tarla falan alalım. Ne yapacaksın oğlum tarlayı? Ne var mı gideceğim? Bizim tarlamız yok tamam mı? İleride tek köyçisi var bizim. Şimdi zaman zaman geliyor bana şurada evim var yukarıda. Ya hadi ben görememişim onu diyor tamam mı? Atakum denince aklımıza güzel, huzur, nezik bir ilçe burası. Gerçekten güzel bir ilçe. Hı-hı. Böyle emeklinin biraz da... Değil mi Mustafa abi? Yoğun oldu bir herhalde biraz da. Emekliler, göbekliler, bebekler istedik. Aynen. Çok şükür göbeğimiz yok ama. Şimdi diyorlar ki burada bir balina var. Balina? Balina yakalamışsınız ortayla. Yok ben henüz yakalayamadım da belki yakalayan var. Az önceki arkadaş köpek balığını yakalamış. Sen de balina yakalamışsındır abi. İnşallah yok henüz yakalayamadık ama denemelerimiz devam ediyor. Güzel var, rahatlık var, sakin evet. Mahalle. Çok güzel. İnsanlar rahat, çoluk çocuk rahat. Çok güzel. Peki Atakum'un karizmatiği kim abi? Onu henüz keşfedemedim. Sen ben olabilirim ama. Zaten bunun hepsi hikaye. Şu gördüğün setin hepsi senin için kuruldu. Teşekkür ederim. Seni bir haftadır senaryo zaten. Eyvallah teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yakaladın bu balinayı. Yok ya balina falan yok ki. Denizde balık yok bir defa. Hadi ya denizde mi kuruttular abi? Yok ya işte balık yok burada. Yok oraya da korona falan olmasın da. Evet. Olabilir yani. Balıklar akıllanmış artık bir şey gelmiyor. Kum denince aklımıza ne geldi? Atakum denince aklımıza sahili gelmesi lazım. Karadeniz'in en güzel sahili Atakum'da. Diyorsun. Samsun merkezde bile yok yani. Yüzme alanı olarak falan. Yani Samsun merkezin bile, yani Samsun denince tüm sosyal güzelliklerin olduğu evet. Güzel bir yer. Yani Samsun'un en modernize bölgesi burası. En çok Atakum olarak yani. Hamsi star. Ula hamsi tuttum seni gidi seni sen. Ula hamsi tuttum seni gidi seni sen. Ben de kara. Sen evli miyiz siz? Ben İzmirliyim. Aslında burada yerim var. Tatillerde buraya geliyorum. İzmirlisin. Aslen nerelisin?
sen doğum evimi İzmirliyim. Çok güzel. Ama bu Atakum'da çok tam da beğendiğim için burada bir ev aldım. Tatillerde buradayım. Çok iyi yapıyorsun. Tıp patip ikiz gibiyiz sanki. Abi Altı'yı ama bir kere izlemiştim. Değil mi? Köy TV'deydin. Beni görmüşsündür belki. Gördüm. Burada ama kaçırdığın yeri de adam balina yakalamış. Ciddi söylüyorum. Öbürü de köpek balığı yakalamış. Onu görmedim. Oltayla. Onu görmedin mi? Yakalamış ya. Nasıl peki Atakum denince senin aklına geliyor? Atakum denince. Üstelvit geliyor. Bak, kanala bak, kanala. Bak, direkt Üstelvit geliyor. Akşam yakala da gelelim, tamam mı? Evet. Size kafa katalım. Biz de hayatımızı böyle geçiriyoruz. Ne yapalım? Aynen. Değil mi? Samsun çok güzel. Çok güzel bir şey. Evet, biz de bu güzel şehirde sizler için dolaşmaya, gezmeye devam edelim efendim. İnşallah. Devam edelim efendim, devam edelim. Atakum'un en güzeli sizmişsiniz. Öyle mi? Biz onun için geldik. Teşekkür ederim. Bu senin hepsi hikayeydi. Biz bu ekibi sizin için kurduk. Bir haftadır siz arıyorum, neredesin ya? Biz buradayız. Ben Almanya'dan geliyorum. Ha öyle mi? Neresinden? Bayan, Münih tarafından. Münih tarafından. Ben de geçen Mars'ta bir Almanya'ya baktım. İnmeden Türkiye'ye indim. Aslen nereliyiz? Balıkesirli. Balıkesir'in neresinde? Aynen. Gönen. O Yücel Başkanı biliyor musun? Büyükşehir Belediye Başkanımız. Yücel, benim kankim. Beyefendi balina yakalamış biliyor musun? Oltayla yakalanır mı sence? Hayır. Olmaz bu iş. Taşlarınızı kime yaptırdınız? Çok merak ettim. Doğuştan öyle. Ha, özel bazıları böyle kıvır kıvır yaptırıyor ya. Yok, ben yaptırmadım doğuştan. Sen de mi Almanya'dan geliyorsun? Ben de, kardeşiz hatta. Hiç benzemiyoruz değil mi? Allah aşkına ya. Benzemiyoruz aynen. Ya olur mu? İkiz gibi. Sanki ikiz gibisiniz. Yok artık. Hakikaten böyle yani göz kamaştırıyorsunuz. Hani sizden sonra Gözcü'ye gideceğim. Teşekkür ederiz. Atakum'dan herkese ne diyoruz? Selam yolluyoruz. Almanya'ya, Fransa'ya. Her yere, aynen. Ben Marslıyım, bana öyle bakma. Ben Mars'tan. Mars'tan mı? Oraya da yollayalım selam. Teşekkür ediyorum. Köy TV, köyde hayat var diyoruz. Sizler için Atakum'un güzelliklerini, özelliklerini, doğallıklarını anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Marslıyım, evet. Sen nerelisin? Ben Kocaeli'den geldim. Çok da uzak değil misin sen hikaye? Ben ta Mars'tan geldim. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk abi. Köy TV izliyor musun? Vallahi fırsat bulursam izliyorum. Doğru söylüyorsun, izliyorum. Şehrin bütün çocukları güzel. O kadar. Şehrin bütün çocukları yakışıklı. Abi gözler lens değil değil mi? Yok abi. Maşallah ya. Yaş kaç? Yaş 36. Sen de benim gibi abi gitmişsin. Yok abi. Atakum deyince aklımıza ne geldi? Atakum deyince aklımıza ne geliyor? Sahil şehri geliyor. Güzel şehir. İnsanları güzel. Bir haftadır sizi arıyorum. Niye? Nasıl yani? Nasıl yani? Adam Atakum'un en garibatıymış abla. Yok ya. Yaşarla yaşayan yaşar dediler. Sen yaşamıyor musun abla? Yaşıyorum. Adam sana hayatı yaşatıyor. Bırak da gazima seçilsin. Tabii elden gider diye korkuyorsun değil mi? Yok, bir şey olmaz. Sen nerelisin? Ben Samsunluyum. Termedim kendim. Vallahi ben İstanbul'dan geldim güzel, buraya. İşte bura 7 sene oldu. Ya İstanbul çekilir mi abi? Ha artık. Ben de geleceğim, kafaya taktım abi. İstanbul'da mı oturuyorsun? Yok, ben Mars'ta oturayım dedim ya abla. Atakum şu anda güzel. Güzel. Bu yakışıklı kaç yaşında? 3,5 yaşında. Benim oğlum Ali Bora var, ona çok benzettim biliyor musun? Evet. Ondan dolayı. Burada oturuyorsunuz? Evet, Samsun'da oturuyoruz. Ya şimdi bunların hepsi hikaye biliyor musun? Ben sizin için geldim. Buyurun. Samsun'un en güzeli siz misiniz? Öyle size mi? Size göre kim? Ya öyle bir düşünmedim hiç. Takumun en garizmatiği siz misiniz? Doğru efendim, evet. Size göre kim? Bana göre benim efendim. Sana göre sen. Evet efendim, öyleydi. Ne sizin için organize ettim, neden? Sorsana abi neden. Peki buyurun, neden? Atakum'un en garizmatiği siz misiniz? Evet. Evet. Koronayla aran nasıl? Abi vallahi var ya, korona işi çok zor yani bu işler var. Kovalamışsınız siz koronayı burada. Abi nasıl kovalıyor abi? Kovalamışsınız, siz kovalamışsınız. Ha, evet. Öyle izliyor musun biliyor musun? Nasıl izlemek abi? Yurttan çıkar tavuk mu yumurtadan? Burada tavuktan çıkar. Selam aleyküm teyze. Aleyküm. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Allah aşkına. İşler nasıl? Kesat. Ya moralim bozuk gibi, niye bozuk?
Yani insan her zaman morali bir olmaz. Değil mi? Ara sıra marol yemek lazım. Morali düzelsin diye marol yemek lazım. Yiyeceğiz. Alışverişler nasılsınız? Teşekkür ederim. Atakom'un en karizmatik siz misiniz? Biz onu aramaya geldik. Değilim. Size göre kim efendim? Bilemiyorum. Dediler ki Atakom'un en karizmatiği Mustafa Bey. Eyvallah. Deli Mustafa derler ona dediler. Yok, o kadar da değil. Halkın alım gücü nasıl? Alışverişler nasıl? Vallahi tane tane alıyor bak şimdi. Oğlum benim poşetleri çıkar oradan. Nasıl tane bak, tane ya? Bak. Getir abi. Getir oğlum oradan. Getir oğlum getir. Bak oğlum bak. Tane tane bak. 2 tane armut. 3 tane nar. 2 kilo mandalina. Abi çok güzel bir konuya değinmişken. Armudun iyisini kim yer? Armudun iyisini dayılar. Dayılar yer aynen dayılar. Ayılar mı kaldı? Ayı mı kaldı ki diyorsunuz? Nar? Nar vallahi bilmiyorum. Nar Urfa'dan. Bu, gelse Gaziantep Oğuz elinden ha. Gelir baba. Urfa. Kendi memleketim Gaziantep Oğuz eli. Abi bırak bekler. Diyorsun ki alım gücü düştü. Düşük. Neden? Ekonomi. Çözüm ne? Ekonomi bitik. Abi siz yapmıyor musunuz? Neyi? Köy TV izliyor musun? Köy TV izliyor. Kim izlemez ki diyorsun? Evet. Köyde TV. Hayat var diyoruz. Maşallah sepet dolmuş. Doldu öyle doldu işte. Ya. Nasıl doldu? Doldu işte Allah'a çok şükür. TV izliyor musun sen? Efendim? Köy TV. Tabii herhalde. Köyde hayat var diyor. Atakum denince aklımıza ne gelmeli? Her sahilimiz, şey sahilimiz, her şeyimiz güzel. Merhaba. Merhaba. Sen neredesin? Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk da neredesin? Buradayım. Bir haftadır seni arıyorum. Deniz evlerindeyim evvallah. Bir haftadır seni arıyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Hele sor, niye arıyorum? Niye arıyorsunuz beni? Adamın en karizmatik sen misin? Evet. Var mı senden başka karizma? Yok. Evet Allah'ın izniyle. Ağası kim buranın abi Atakum? Buranın ağası benim. Paşası da sensin. Evet. Ağası da evet. Sensin. Evet. Dayısı da sensin. Evet. Eyvallah. Atakum denince aklımıza ne geldi? Atakum sakin düzgün bir yer. Elmanın iyisini kim yer? Adamlar yer. Bak ben sana sarılmak istiyorum ya, ama sarılamıyorum. Yani ne yapayım? Ben kendi torunuma sarılamıyorum ya. Yani. Uzak duruyorum ki çocuklara biz ben de o günlerin kıymetini nasıl anlayacağım? Onlar onu artık bu millet anlasın. Köy TV izliyor musun? İzliyorum. Köyde hayat var. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz abi. Eyvallah. Benim reklamımı yapın diyor. Hayır. Abi yapabiliyor muyuz? Nasıl ürünler güzel mi? Valla ürünler çok güzel. Tavsiye eder misin? Herkese tavsiye ederim. Bu elmaları yiyen korunmuyor. Evet, evet. 19 yerine 39 olsa bir şey olmuyormuş. Olmuyor. Hayır. Abi daha nasıl? Korunursa var abi. Korunursa var. Abi sen burada indi mekanımızı kullandın. Biz buranın vergisini veriyoruz. Biz buranın bedelini veriyoruz. Çok güzel. Organik pazar nasıl? Güzel mi? Organik pazar çok güzel. Harika. Sen neredesin abi ya? Ben buradayım. Ya sizler... bir aydır ben seni arıyorum. Neredesiniz asıl ya? Biz ya abi en son... Sinop Gerze'deydim. Biz de hep sonra oradayız. Dediler ki Samsun'a geç. Samsun'a seni bekleyen yani bir sürü esnaf var. Hayır. Yani pazarcı var öyle Koyut mi? Koyut 19 değil. 49 olsa Koyut'u bitiren bir pekmez var. Evet, pekmez, pancar pekmezi. Pancar. Nasıl? Şeker, anlatsana pekmezi. Abi. Nasıl oluyor bu? Bu nasıl oluyor? Ha. Bu tamamen organik. Kendimiz pancarını, şeker pancarını da biz ekiyoruz. Hı hı. Kendimiz yetiştiriyoruz ve kendi tesisimde yapıyorum bunu. Kendi tesisinde? Kendi tesisimde ufak yollu bir tesis yaptım kendim. Pekmez, ve diyorsun pekmez ki bu yiyen... Korona olmaz, grip korona olmaz. 19 değil. Tövbe. 29 değil. İşlemez. 39 olsa? İşlemez. İşlemez diyor abi. Evet, diyorum iddia sen ediyorum. Sen de Köy TV izliyorsun. İzliyorum. Köyde hayat var. Şu anda 10'da 10 gidiyoruz abi reytingler. Evet. Kendi reytingimdeyim. Sen beni gördün mü hiç? Gördüm. En son Mars'taydın Mars'ta. Mars'ta beraberdik herhalde. Doğru ya. Sen orada... Orada mı satıyorduk? Ha orada işte, pekmez satıyordum. Ben de nereden tanıyorum abiyi diyorum ya. Nereden ben de gözümü ısırıyor size. Ya, çok güzel ya. Benim yanıma niye gelmedi değil mi? Yok. Abimle uzaydan Mars'tan tanışıyoruz biliyor musun asker? İyi. Bayağı yakınsınız o zaman. İdari emekli adamız işte. Böyle ufak tefek uğraşıyoruz. Çok güzel. Anadolu gezinleri devam ediyor. Teşekkür ederim. Anadolu gezginleri reklamlardan sonra devam edecek. Çiftçimizin kazancına can suyu veriyoruz. Hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek.